Şimdi çok çarpıcı görüntüler izleyeceksiniz değerli izleyenler. Bu kutsal cumada. Bakın Kudüs'te hadiseler olurken elbette canımız acıyor. Yüreğimiz yanıyor ama çoğumuz olduğumuz yerde duruyoruz. Yani en fazla yapabildiğimiz sokağa çıkmak, bağırmak, çağırmak, protesto etmek. Ama biri var ki Tuğrul Selmanoğlu, onu Almanya'da Alman politikacıların karşısında Türkiye'yi savunurken de görmüştük. Tuğrul Selmanoğlu işte eyleme geçenlerden biri, Kudüs'e gidenlerden biri. Kudüs'e gitti, Kudüs'ten bildirdi. Önce feryadını, arkasından Kudüs dönüşü isyanını izleyeceksiniz. 1,5 milyarlık İslam aleminin, hani o kenetlenemeyen Müslüman aleminin yüzüne tokat gibi inecek o sözler. Önce Tuğrul Selmanoğlu'nun feryadı geliyor ekrana. Allah rızası için Mescid-i Aksa İsrail işgali altında ve burayı birileri başkent yapmaya çalışıyor. Nasıl rahat edersiniz? Mescid-i Aksa rahat etmeden, Kudüs mutlu olmadan İstanbul'un yüzünün gülmesine imkan yoktur. Endonezya'nın mutlu olmasına imkan yoktur. Bangladeş'in mutlu olmasına imkan yoktur. Şam'ın yüzünün gülmesine imkan yoktur. Mescid-i Aksa İsrail işgali altında ve birileri burayı İsrail'in başkenti haline getirmek istiyor. Burası zulmün başkentidir. Burası garibanlığın başkentidir. Burası gözyaşının başkentidir. Burayı kurtarmadan hiçbir Müslüman rahat edemez. Doğan her Müslüman yavrusuna bir gün Mescid-i Aksa'ya özgürleşmek zorunda olduğumuzu anlatmak zorundadır. Bir gün buraları özgürleştirmek zorunda olduğumuz için yaşaması gerektiğini anlatmak zorundadır. Doğan her Müslümanın görevi budur. Burası özgürleştirilmedikçe yeryüzünde hiçbir Müslümanın yüzü gülemez. Allah rızası için elinizle bir şey yapamıyorsanız dilinizle bir şey yapın. Dilinizle bir şey yapamıyorsanız kalbinizle buğz edin bu zalimlere. Allah rızası için baskı altına almışlar, susturmuşlar, ezmişler, mahallelerin etrafına duvarlar çekmişler. Allah rızası için dünyadaki 2 milyar Müslümanın utancıdır bu. Mekke'nin işgal altında olduğunu düşünün. Medine-i Münevvere'nin işgal altında. Burası Allah'ın, burası mukaddes topraklardır. Bu topraklar Allah Resulü'nün miraca yükseldiği topraklardır. Nasıl rahat edeceksin? Kudüs gülmeden İstanbul gülemez. Kudüs gülmeden Şam gülemez. Kudüs gülmeden Bağdat gülemez. Kudüs gülmeden Endonezya gülemez. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, Tuğrul Selman adlı Türk genci Kudüs'ten bu feryadı dile getirdi. Yetmedi. Dönüş yolunda düşündükçe duygusallaştı. Gözyaşları içinde ve büyük bir tepkiyle Müslüman alemine isyan ediyordu bu kez değerli izleyenler. Arabasında kamerasını kurmuştu. Sonra o videoyu sosyal medyada yayınladı. Bakın şimdi o isyanı biz 3 parça halinde ekrana getireceğiz. İlk kısmını izliyoruz. Bu nedir arkadaş ya? Yuh olsun bize, yuh olsun ya. Yuh olsun, yuh. Hepimize yuh olsun ya. Ahmet Hoca Mehmet Hoca ile uğraşsın. Bir tarikat 50'ye bölünsün. Hocalar birbiriyle savaşsın. Arap şeyhleri 1000 metrelik binalar yapmakla uğraşsın. Gidip Neymar'a 420 milyon dolar para versinler. Brezilyalı bir futbolcuya 420 milyon dolar para versin. Bir Suudi prensi gitsin Da Vinci'nin çizdiği bir tabloya 500 milyon dolar versin. Yuh olsun bize. Yuh! Evet, sözleri Tuğrul Selmanoğlu'nun, bu sözleri kenetlenemeyen, biliyorsunuz iki kukla var. Biri Suudi Arabistan, diğeri Mısır değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in elinde iki kukla. Onlar İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine de katılmadılar diyebiliriz. En azından desteklemediklerini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ne diyorsa onu yapıyorlar. İşte kenetlenemeyen İslam alemine bu sözler. Devamını izliyoruz.
Teşkilatla dava yoluna yola çıksın, ihale kapmak için uğraşsın. Yuh olsun bize. Birbirimizle uğraşalım. Yuh! Yuh olsun, yuh olsun. Başka bir şey demiyorum. Bin tane Yahudi vakfı Kudüs'e yatırım yapıyor. Bin tane Yahudi vakfı. Yuh. Yuh ya. Aslında ağzıma çok başka şeyler geliyor da söyleyemeyeceğim ben. O hoca bu hocanın fetvasını beğenmesin. Bilmem neyi ya bırak Allah aşkına ya. Mescid-i Aksa'da namaz kılıyoruz. Dışarıda İsrail işgalcisi. İmam seyir secdesi yaptı. Bir ayet yanlış okudu diye. Arkadan da cemaatten bir tanesi kalktı. İşte seyir secdesi burada gerekmez. Şurada birbirine girdiler. İslam'ın hali bu lan. Seyir secdesiyle uğraşırken, bilmem neyin kılıyla uğraşırken adam geldi aldı götürdü malı. Yuh olsun. Mekke de aynı işgalin altında. Kim ne derse desin aynı zihniyet. Adam Kudüs'ü haber yapmayı yasaklamış Suudi Kralı. Yuh olsun. Değerli izleyenler, tespitleri 10 numara, tespitleri çok doğru Tuğrul Selmanoğlu'nun. Tuğrul Selmanoğlu boş bir insan değil. Söyledikleri önemli. Onu, o Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da canlı yayınlara katılıp, canlı yayınlara, stüdyoda katılıp Alman politikacılara, Alman gazetecilere haddini bildiren bir isim Tuğrul Selmanoğlu. Şimdi Kudüs isyanının 3. ve son kısmını ekrana getiriyoruz. Gören diyor ki ne zaman geleceksiniz? Ne diyeceksin? Kime ne diyeceksin? Bir başka milletin bayrağını bana dünyaları versen öptüremezsin. Dünyaları versen bir başka milletin bayrağını bana öptüremezsin. El Aksa'da Türk bayrağı açıyoruz, gelen giden öpüyor. Gelen giden ümit bağlamış. Evet, doğru söze ne denir? Gözyaşları içinde. Bakın oradaki insanlar ne zaman geleceksiniz diye.